Korkmayın, patlatamaz. Sinyal kesici çalışıyor. Dur, dur. Sesler kesildi. Sesler kesildi. Hafız abi şehit mi oldu yoksa? Abi bomba patlamadı. Ha? Abi hadi açalım şunu, hadi! Aç! Yüklenin! Dikkat edin, sakın çıkmayın. Dikkat edin, hepimizi vurur bu. Hep birlikte çıkacağız. Gelseniz lan! Hadi! Korktuğumu mu sandınız ha? Hadi gelin! Teslim olacağımı mı sandınız? Gelin hadi! Abi olmuyor! Hala patlama olmadı. Hafıza bir şey yaptılar. Hadi beyler hadi! Hafız! Hadi bunların da sinyalini kesin de göreyim. Bin bir, bin iki. El bombası! Hafız! Hafız! Abi, oğlum. Ne oldu lan, içeride füzeler mi patladı? Yok abi, füzeler patlasa burası kraterde nerede? Başka bir şey var burada. Hafız çatışıyor beyler. Bir şey yapmamız lazım, bir şey. İnşallah komutanıma bir şey olmamıştır. Komutanım! Abi açılmıyor bu. Hafız! Durun be. Muhakkak başka bir giriş olmalı bunun. Kamyonları da bu delikten sokacak halleri yok ya. Etrafa bakın, yürün. Hadi, yürün. Hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Gidin bakın yaşıyor mu?
Geri zekalılar! Bir adamla baş edemediniz. Patlayıcılar ne oldu? Hepsini söktüm burada. İyi. Burayı kullanamayız artık. Ben hemen başka yer bulacağım. Buradan çıkmamız lazım. Füzeleri de çıkarmamız lazım. Hazırlık yapıp benden haber bekleyin. Hadi! Nereden soktular bu füzeleri? Her yerden olabilir. Nasıl bulacağız bilmiyorum ama illa burada bir yerde. Komutanım bir bakar mısınız? Bakın burada bir patika yol var. Bu yolu kullanmışlar. Helal be Aşık. Hemen komutana haber vereyim. Komutanım, acil bir durum var. Füzelerin yerini tespit ettik. Patlayıcıları da yerleştirdik. Ama Ali Aydar komutanım içeride kaldı. Durumu nasıl? Bilmiyoruz komutanım, bilmiyoruz. Yaşıyor mu, şehit mi oldu bilmiyoruz. Füzeleri de imha edemedik. Anladım. Anladım. Ateş, beni iyi dinle. O füzeler her şeyden önemli. Binlerce insanın hayatını tehdit edebilir. Ali Haydar'la füzeler arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsanız ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. Emredersiniz komutanım. Hiçbirimizin hayatı vatanımızdan, milletimizden, bayrağımızdan önemli değil. Yine de Ali Haydar'ı almadan gelmemeye bak. Emredersiniz komutanım. Ne diyor komutanım? Füzeler her şeyden önemli diyor. Komutanım, Ali Aydar abi ne olacak peki? Bırakacak halimiz yok. Hem hafızı hem de füzeleri alacağız. Beyler ben size diyeyim. Şehit olduysa da naaşını bu şerefsizlerin eline bırakmam. Asker naaşı bu ya. Ölürüm de bırakmam. Dur Keşanlı dur. Daha hiçbir şey belli değil, öyle kötü kötü konuşma. Komutanım bakın. Verici hala hareket ediyor. İçeriden çıkmışlar sanırım. Gidiyorlar. Hızlarına bakarsak araç içindeler. Hadi çabuk gidelim hadi. Tamam amirim. Anlaşıldı. Biz şahsı emniyete götüreceğiz. Evet, özel kuvvetler komutanlığına haber veriyoruz amirim. Özel kuvvetlerdenmiş kendisi. Anlaşıldı amirim. Buyurun. Emniyete gidiyoruz. Hanımefendiyi de alalım. Bu şahısları daha önce tanıyor muydunuz? Burada karşılaştık. Silah çektiler. Kendimi korumak zorunda kaldım. Beyefendi, bir, iki kişi değil, 7-8 kişi var burada. Silahlılardı diyorum. Ne yapsaydım? Güvenlik kamerası falan vardır. İzlersiniz. Tamam, tamam. Buyurun. Emniyette anlarız nasıl olsa. Ne oldu? Emniyete gidiyoruz. Yavuz'un orada ne işi vardı? Anlat hadi. Eminim buna da bir cevabın vardır. Adamı öldürmeye kalktım. Peşimde olması gayet normal değil mi? Bu kadar tesadüf bana da tuhaf geliyor Agah. Nereden bulmuş olabilirler orayı? Nereden bileyim ben? Adam özel harpçi. Her şeyi bulur. Bir dakika beyler, sessizlik. Faruk arıyor. Alo. Türk askeri füzelerin yerini buldu. Ne?
Nasıl buldu? Bilmiyorum. Şimdilik merak edecek bir şey yok. Yerlerini değiştireceğiz. Peki fırlatma kodları? Onlar benimle. Tamam, dikkatli olun. Askerler bulmuş füzelerin yerini. Çolak, yeni bir yer ayarlayın. Nasıl bulmuşlar? Nereden bulmuşlar? Yerin altında değil mi bu? Ben nereden bileyim nereden buldular? Ben söylemedim de. Ben söylemedim de. Sevgili Çolak, canımı sıkma. Zaten manyaktın, şimdi bir de paranoyak oldun. Ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. Yerlerini bile bilmiyorum. Beyler, yine başlamayın. Haksız mıyım Sayın Büyükelçim? Değiştirmemiz lazım. Faruk'la iletişime geçin. Dur bir saniye. Alo. Alo, benim Şükran. Kim? Şükran. Beni kaçırdılar. Ali Haydar denen asker tutuyor beni. Karabayır'dayım. Bak, telefonumun şarjı bitmek üzere. Ne olur gelip kurtarın beni. Alo. 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 La kahretsin. Bitti işte şarjı. Kim o? Şükran. Hacı amcaya karısını vurduran kız. Ne diyor? Kaçırdılar beni diyor. Yardım edin diyor. Ama telefon kesildi. Bunları hemen al. Yürü. Merhaba. Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan Albay İsmet Toksöz. Hoş geldiniz. Fuat ben. Terörle mücadele amiri. Yavuz Karasu'nun durumu hakkında bilgi almak için geldim. Sağlık durumu iyi ama mevzu biraz karışık. Anladığım kadarıyla da şu an görevde değil. Kişisel bir mesele için İstanbul'a geldiğini söylüyor. Bize bu konu hakkında bilgi vermedi. Siz biliyor musunuz? Evet, savcılığa gerekli bilgilendirmeler de yapıldı. Kendisine bir suç isnat edildi mi? Saldırganlardan iki tanesi aranan suçlar. Kamera kayıtları incelendi. Yavuz Üstemen'in anlattığı gibi olay nefsi müdafaa. Yalnız olay yerine izinsiz girmiş. Anladım. Buyurun, kendisi burada. Adamları tanımıyorum. Daha önce hiç görmedim. Kıdemli Üstemen Yavuz Karasu. Seninle biraz konuşalım Yavuz Üstemen.
Emredersiniz komutanım. Bir heyet katılacak bize daha sonra. Lütfen siz de bize kalın abi. Pardon. Eşimin durumu nedir? Eşiniz biraz daha burada hanımefendi. Başımız belada mı? Ortada silahlı bir çatışma var. Ama önce onlar bize saldırdı. Tamam, neyse çıkar ortaya. İyi günler. Demek Karabayır'da yaşıyorsun. Evet. Sen? Değişiyor. Bazen İstanbul, bazen buralar. Ailen? Ailem İstanbul'da. Seninkiler? Benimkiler Denizli'de. Öyle kendi halinde insanlar. Aa, ben geç kalıyorum ya. Kalkmam gerek. Hesabı isteyeyim. Tamam. Pardon. Hesap lütfen. Gelen giden var mı? İşimize takılmışlar. Yetiştik heriflere. Kim bunlar? Dön şuradan, dön. Fabrika var ileride, oraya gir. Dikkat et bak. Dönüyorlar. Tamam, bir sakin ol. Ne yapıyor bunlar ya? Abi kesin fark ettiler bak. Tamam, bir sakin olun. Hafız abi onlarla mı acaba? Adam öldü mü kaldı mı hiçbir şey bilmiyoruz ya. Dur, ağzını ayrı aç. Yaşıyordur inşallah. Durun öyle. Hep birlikte göreceğiz. Adamlar peşimizde. O yüzden geldik zaten. Onlara güzel bir sürpriz hazırlayacağız. Bombalar yanında mı? Evet. Yerleştir o zaman. Burayı darmadağın görmek istiyorum.
Onlar bizi patlatamadı ama biz onları patlatacağız. Şöyle. Siz ikiniz de şöyle. Hadi herkes yerine. Hadi, hadi. Nereden çıktı lan yine bu? Boşu boşuna uğraşmayın. Bence güzel güzel teslim olun. Kimse ölmesin. Sen hala yaşıyor musun lan? Neyse buradan sağ çıkamazsın artık. Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Bizimkiler gelirse hiçbiriniz sağ çıkamazsınız. Çoluğunuz çocuğunuz yetim kalsın istemem. Çok duygulandım. O arkadaşlarını tek tek öldürüp sana nasıl izletiyorum? Bak gör. Sen bizimkileri bilmiyorsun. Gece karanlığında yürüyen karıncaları görürsün. Bizimkileri göremezsin. Gördüğün an öldüğün andır. Başladım. Keskin nişancımız, avcı çok iyidir. Benden size tavsiye, serçe parmağınızı bile çıkarmayın. Kimse kendini göstermesin. Göstermesin. Göstermesin tabii de bir sorunumuz var. Bizde Keşanlı diye bir deli var. İçeriye daldığı zaman hiçbirinizi sağ bırakmaz. İnşallah dalacağım diye tutturmuyordur. Beyler ben dalacağım. Komutanım nereye dalıyorum? İçeri dalıyorum. Ya daha içeride kaç kişi olduğunu bile bilmiyoruz. Ben rakamlarla, küsuratlarla ilgilenmiyorum aslanım. Diyelim ki 20 kişi var. Ne olacak? Delik deşik olacağız komutanım. E tamam oğlum işte. Böyle biraz hava alırız. Zaten içim sıkılıyor. Keşanlı. Sakin ol. Arkada çıkış var mı? Git bak. Tutmadılar mı sanıyorsun? İlk tuttukları yer orası. Ama siz yine de gidin bir kontrol edin. Kendinizi garanti altına alın. Arka kapıdayım. Tamam. Bekle orada. Sen sussana lan. Keseceğim bak o dilini. Benim tek derdim sizin canlı kalmanız. Göz göre göre ölmenizi istemem. Üzülürüm. Ama yine de tercih sizin tabii. Avcı. Senle durmasın. Görüş yok. Hafız'ı gördün mü? İçeride biri var. Adamlar siper almış. Çatışma var. Biriyle çatışıyorlar. Yaşıyor mu yani? Oğlum mu? Yaşıyor.
Allah be. Helal sana hafızım. Bekle abi, geliyoruz, bekle. Sizin gibi it kopuk tayfası nasıl olur da Türk askeriyle, Türk ordusuyla uğraşır? Anlamıyorum. Acıyorum size. Acıyorum. Sus lan sus! Başımıza bela mısın? Gebertemediniz şu herifi. Maalesef gebermek size yakışan bir hareket. Bizse şehadet şerbeti içtik demeyi tercih ederiz. Kes lan kes! Keskin nişancı var abi. Olsun, git dedim. Biri daha gitti. Şş, avcı. Başlayacağım oğlum yapacağın işe. Taşmayalım lan. Bırak biraz da biz vuralım ya. Ne yapayım oğlum? Kabak gibi çıktı önüme. Beyler. Ben sıkılmaya başladım. Hareketimle beraber çıkıyoruz. Bırakmamı ister misin? Yok, teşekkürler. Giderim ben. Kusura bakma. Bir anda kaybettim kendimi. Şimdi daha iyi misin? İyiyim. Anlamadığım nasıl hala yanımda durdun? Birçok kadın koşarak kaçardı. Bu hastalığı biliyorum ben. Tourette sendromu. Ani öfke patlamaları yaşatır. Nereden biliyorsun? Erkek kardeşimde vardı. Zor bir durum. Onun da bileğine bastırınca sakinleşirdi. Sende de işe yaradı. İnanılmaz. Ne o inanılmaz olan? Bu hastalığı bilmen, karşıma çıkman, tanışmamız. Ben geç kalıyorum. Gitmem lazım. Kendine dikkat et, olur mu? Sen de. Görüşmek üzere. Görüşürüz. At silahını! At! At sen de! Geç öyle! Geç! 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 Geç şuraya! Dizlerin üstüne çök! Çök! Al şunu bağla! Sakın bir yanlış yapma. Dur! Ha.
Abi sol tarafta bir çıkış var. Tamam. Buradan çıkmamız lazım. Yoksa öldürecekler bizi. Bizim çıkmamız lazım. Arka tarafı kapatacağız. Komutanım. Nerede kaldınız? Geldik işte. Aşık nerede? Arka tarafı aldı. Tamam. Üç deyince çıkacağız. Sıkıldım arkamı duvara yaslamaktan. Üç. Herkes iyi mi? İyiyiz. Alo. Ne oluyor orada? Türk askeri bulmuştu yerinizi. Merak etme. Az sonra hepsi parça parça olacak. Füzeler ne durumda? Kodlar bende. Çıkaracağız. Güzel. Güzel. Mekanı tuzakladık. Heriflerin haberi yok. Dinle şunu çolak. Hadi çıkalım buradan, tuzaklamış olabilirler. Ne? Adamın elinde uzaktan kumanda vardı. Hadi çıkalım. Boşalt burayı. Boşalt, 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 boşalt. Gerizekalı. Abi bir şey diyeceğim. Boşalt burayı. Ya ben... Çaylak yürü. Hepinize güle güle. Ses yakından geldi. Faruk orada mısın? Faruk. Faruk! Lanet olsun! Ne oluyor lan? Yiğit abi söylüyorum, dinlemiyorsunuz ki. Ben bombayı gördüm. Aferin be aslanım benim. Bomba götünde patladı yani he? Vay çakal. Madem bombayı gördün, niye bize bu gerilimleri yaşatıyorsun aslanım? Ya abi söyleyecektim, dinlemediniz ki. Komutanım, füzeler hala adamlarda. Geri mi döneceğiz? Siz niye beni takip ettiniz ki? Mekana giriş bulamadık. Vericiyi takip ettik. O da bizi sana getirdi. Tekrar gidelim o zaman depoya. Çoktan boşaltmışlardır. Bize yeni bir plan lazım. Yeni bir plan. Erdem komutanı arayalım. Telefon. Buyurun komutanım. Komutanım. Ali Haydar. İyi olduğuna çok sevindim. İyiyiz komutanım. Ama füzeler hala onlarda. Tehdit devam ediyor yani. Nerede olduğuna dair bir fikriniz var mı?
Burada olmadığı kesin. Ama çıkaracaklarını düşünüyoruz. Tamam. Siz buraya dönün. Ben peşindeyim. Elinizden geleni yaptınız. İşimiz daha bitmedi. Emredersiniz komutanım. Çolak, kamyonlar yolda. Füzeler artık elimizde ve güvende. Füzeler elimizde. Ama kodları yok. Kodlar Faruk'ta. Faruk yolda gelecek ya. Faruk artık aramızda değil. Fırlatma kodları da onunla beraber uçup gitti. Ve o kodlar olmadan Türkiye'yi vuramayız. Kodlara ihtiyacımız var. Hem de hemen. Ne yapıyordun İstanbul'da? Özel bir durum komutanım. Babanı araştırdığını tahmin ettim. Konuyu biliyorum. Evet, onu araştırmak için geldim. Benim için çok sarsıcı ve zorlu bir süreç. Burada olduğunu üstlerim biliyor mu? Komutanıma bildirdim. Ama böyle bir olayın yaşanacağını beklemiyordum. Annemin evinde bir adres gördüm, merak ettim, geldim. Kötü bir niyetim yoktu. Takip etmiş olabilirler mi? Mümkündür. Yavuz, dosyanı inceledim. Pırıl pırıl bir sicilin çok az insanın sahip olabileceği başarılarım var. Bu rütbede bu beratlar, nişan ve madalyalar, parmakla gösterilen özel kuvvetçisin. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana bahsettiğim heyetteki arkadaşlar. Merhaba. Yavuz, sana ne sorarlarsa dürüst bir şekilde cevap vereceksin. Şüpheniz mi var komutanım? Süleyman Yavuz Karasu, babanın terör faaliyetleriyle ilgili önceden bilgin var mıydı? Hayır, yoktu. Babam olduğunu bile birkaç gün önce öğrendim. Peki, kendisiyle daha önce karşılaştınız mı? Evet. Hastanede. Onu tanımadım. Neden? Çünkü daha önce onu hiç görmedim. Tek bir fotoğrafını bile mi? Çok eski bir fotoğrafı. Sonra yakalanmış ama kaçmayı başarmış. Sen de yine oradaymışsın. Evet, güvenli evde. Sana bir soru soracağım. Bana gerçeği söyleyeceksin. Bu soruyu sormak zorundayım. Kaçmasına sen de yardımcı oldun mu? Siz bu soruyu bana nasıl sorarsınız? Ben bayrağıma, ülkeme hizmet etmek için nefes alıyorum. Yüzlerce stratejik görevde yer aldım ben. Hem üstlerimin hem aslanımın güvenini kazandım. Emrinde hizmet ettiğim komutanlarıma sorabilirsiniz. Bana o nişan ve madalyaları verenlere sorabilirsiniz. Bu ne saçma bir soru? Sakin olun, sadece soru soruyoruz. Mantıklı sorular sorun o zaman. Yavuz. Sakin ol. Şimdi heyet geldi. Ne soruyorlar? Bilmiyorum. Beni içeri almadılar. Erdem abi. Yavuz'un başı belada mı? Normal bir prosedür. Sen canını sıkma. Yavuz bunu da atlatacaktır. Ben ilgileniyorum. Sen ona destek ol. Şu an hepimize çok ihtiyacı var. Tamam. Ben yanındayım. Elimden geleni yapıyorum. Tamam. Çıkınca beni arasın. Tamam, söylerim. Yüzbaşı Sezer. Tim geldi komutanım. Tamam.
Komutanım, füzelerle ilgili bir gelişme mi var? Bizi niye çağırdınız? Başka bitim çıkardım. Merak etmeyin. Siz elinizden geleni yaptınız. Komutanım, canınız mı sıkkın? Yoksa bize mi kızdınız? Size kızmam. Sizinle sadece gurur duyarım. Ama can sıkıcı bir durum var. Evet. İlgili heyet size Yavuz Üsteğmen'inizle ilgili sorular soracak. Sorsunlar komutanım. Cevapları sıkıntı yok. Sırayla gireceksiniz. Ali Aydar, önce sen. Emredersiniz komutanım. Merhaba. Merhabalar. Buyurun, rahat olun. Merhaba. Rahatsız olacak bir durum mu var? Yavuz Karasu hakkında sorular soracağız. Buyurun. Bugüne kadar kendisinden hiç şüphelendiğiniz bir durum oldu mu? Oldu. Ülkesine bu kadar aşık bir adamı gördükçe kendimden şüphe ettim. Ben niye bu kadar sevmiyorum dedim. Rabbimden böyle bir aşkı bana nasip etmesini diledim. Babasıyla ilgili bir şey anlattı mı hiç? Komutanım kendisinden bahsetmeyi pek sevmez. Bu durumdan şüphelenmediniz mi? Bir şey saklı olabilir demedim. Yo. Bakın beyefendi, ben askerim. Yavuz Üsteğmen de benim komutanım. Ama benim işim komutanlarımın hayat hikayelerini kurcalamak değil. Taktik, durum, vazife açısından kayıtsız şartsız onlara teslim olmak. Bildiklerini iki etmemek. Öyle yani bizde.